Girişimli olarak bir ekip 7/24 evi gözetleyecek Harat Bey. Nerede o çok bilmiş komiserimiz? Gelmeye yüzü yok tabii. Cemil Başkomiser emniyette. Amirimizle toplantılar. Son toplantısı olur inşallah. Halim sen arabayı hazırla. Murat, önce şu meseleyi bir konuşabilir miyiz? Hayatım tamam konuşuruz ama benim şimdi bir emniyete gitmem lazım. Bak toplantıdalarmış. Ne var ne yok bir öğreneyim. Ya ne yapacaklar? Rapor mu verecekler sanki sana? Sevgilim, bak ailemizi kim besleyen firari bir manyakla karşı karşıyayız. Yakalanması için ne gerekiyorsa yapmam lazım. Biraz anlayışla karşıda konuşacağız tamam. İyi tamam, dikkatli ol. Sen de aklın burada kalmasın. Bakar mısın? Ablacığım siz içeri girin. Songül sen de. Sağ ol. Ay bu ne ya? Siz kurşun döktürün bu evi. An geçmiyor ki bir musibetlik çıkmasın. Bırak şimdi bu musibeti, musibeti. Kurşun, murşunu. Ne oldu? Galiba Jale annemi tanıyor. Ne? Hatta Arat da tanıyor galiba. Yok artık. Ne alaka ya? Ya Jale bugün Arat'a annemin türküsünü söylüyordu. Annenin türküsünü mü? Ay ne alakası var ya? Jale kokoşu türkü mü söylüyor? Ay gerçekten çok saçma yani sosyetede ne oldu? Lokal takılma modası mı çıkmış? Ne alaka? Süreyya abla ben ne diyorum? Sen ne diyorsun? Ay annemin türküsü diyorsun kızım. Bu ne saçma şey? Ne alakası var? Sen de bu köşkteki insanlar gibi paranoya mı oldun acaba? Ya yok muydu hani annemin böyle biz çocukken söylediği türküler hani sürprizli müprizli? Evet evet vardı. Hatırlıyorum. Çok yaratıcıydı tabii. Böyle hani kafasına göre kelimeleri değiştirip şarkıların, türkülerin içine bir güzel içimize işlerdi gerçekten. Katlederdi şarkıları. Heh, onu katlettiği türkülerden bir tanesini bugün Jale Arat'a söylüyordu. Yani sence de çok tuhaf değil mi? Yani inanamıyorum ya bu köşkte sanki her şey çok normal. Bu mu tuhaf geldi sana? Ya ölü bir kadın dirildi. Bahçede başka bir dünyada, başka bir gezegende yaşıyormuş gibi bir tane adam gecekondu gibi kondurmuş evini orada yaşıyor. Üstüne üstlük sapık çıkmış, üstüne üstlük firar etmiş. Yani bunlar sanki çok normalmiş gibi. Annenin türküsü meselesi mi sana tuhaf geldi? Ya Süreyya abla, yavrumun gözlerinde dünyaya doydum dedi. Kelimesi kelimesine aynı şeyi söyledi. Sence bu tesadüf olabilir mi? Yani tamam, olamaz tabii. Olamaz ama normal koşullarda olamaz. Senin koşulların anormal. O yüzden aslında bu koşullarda normalde sayabiliriz yani. Ya sen ne anlatıyorsun ya? Benim bu işin aslını öğrenmem lazım. Ne demek? Ne yapacaksın? Ne öğreneceksin? Bilmiyorum. Yani annemle tanışıp tanışmadıklarını anlamam lazım benim. Ya olsa ne olur, olmasa ne olur ya? Böyle saçma sapan şeyler peşinde koşacağına, evliliğine, kocana sahip çıksana. Bak senden önceki savaş bayraklarını çekti, cümle aleme ilan etti bile. Bizim de artık bir şey yapmamız lazım. Benim önce savaşmaya değer bir kocam var mı onu anlamam lazım. Sen yarın sabah erkenden gel. Biz bu işin hazırlığına bir başlayalım artık. Harekete geçelim. Onur. Yok yok. Benim artık bu duruma bir an önce müdahale etmemin zamanı geldi de geçiyor bile.